Squad Busters. Evet. Squad Busters betasının ikinci günüyle karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle beraber biraz böyle farklı bir şey yapalım. Bu arada ses durumum nasıl? Şu an ses durumum güzel, bir sıkıntı yok. Şimdi biliyorsunuz ki oyunumuzda plazamız var. Yani şu gördüğünüz yer bizim plazamız. Şimdi bu plazayı bir geliştirmeye çalışalım biz. Çünkü oyunumuzun bize sağlamış olduğu özelliklerden birisi bu. Ve güzel özelliklerden birisi. Şimdi her oyundan karakterimiz var. Clash of Clans, Clash Royale, Boom Beach, Heyday, Brawl Stars gibi birçok oyunumuzdan, hatta hepsinden hemen hemen karakterimiz var. Şimdi bu da sanki biraz Clash of Clans özelliği gibi ve farklı özellikler sağlıyor. Bu arada ekranı kendime yansıtmaya çalışıyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle baktığımız zaman burada bazı alanlarımız var. Gördüğünüz üzere bakın, bir tane parmak sürekli olarak o şeyi gösteriyor. Orada bir tane abimiz var. Bu abimizi gösteriyor bize. Diyor ki buna bir tıkla. Şimdi bizim buraya tıkladığımız zaman plaza dükkanımız var. Ve plaza dükkanına baktığımız zaman böyle çeşitli çeşitli görsellerimiz var. İşte Golden Clock, yani saat, şuradan bahsediyor galiba. Şurayı geliştirmekten bahsediyor galiba. Bu arada bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Şu an ben Desert World dünyasını açmışım. Desert World dünyasını zaten biliyorsunuz ama onu farklı videolarda konuşacağız. Bugünkü önceliğimiz plazamızı geliştirmek. Bakın şu an orada bir tane parmak bize bir abimizi gösteriyor. O abimize tıkladığımız zaman işte gördüğünüz üzere burada plaza dükkanı şeklinde bir yer çıkıyor. Ve burada diyor ki mekanınızı şık bir şekilde, yani plazamızı şık bir şekilde dekore etmek için savaşlarda bulunan çekişte, yani savaşlardan böyle ya barbarın üzerindeki gibi çekişler çıkıyor. Onları almamız gerekiyor. Mesela şu an buraya tıkladığım zaman ne diyor? Daha fazla çekiş toplayın. Şu an bende 6 tane varmış. Mesela şu an bunu alabilmek için savaşlardan daha fazla çekiş almam gerekiyor diyor. Bir de burada envanter diye bir yer var. Envanterim şu an boş. Plaza Shop'a geliyorum. Mesela bak burada diyor ki Coin Bank diyor. Acaba bu Coin Bank falan bunları alabiliyoruz da şu an mesela bu Coin Bank için 40 tane çekiç gerekiyormuş. Savaşlarda diyor, savaşlarda kumbara bulmamı mı sağlıyor? Savaşlarda kumbara bulmamı sağlıyor. Aa, daha fazla coin almak için. Ya abi bak, şimdi bir şey söyleyeceğim. Şu an ben denemelik olarak 6 tane çekiçim var ama ben bu barbar heykelini alacağım. Şimdi bu barbar heykelini alıp oraya koyacağım. Nasıl oluyor göreceğim ama şimdi tabii ki beta sürecinde olduğumuz için bunları böyle harcayacağız tabii ki. Sonuç olarak globale çıktığı zaman biraz daha temkinli oynayacağız. Beta sonunda bu hesaplar gideceği için. Şimdi doğal olarak burada eliksir var. Bu da savaşlardan ne diyor? Savaşlarda iksir şişeleri bulmamızı sağlıyormuş. Daha kolay bulmamızı sağlıyor galiba. Bakın o zaman bunlar da, ya abi gerçekten oyun inanılmaz bir şekilde geliyor ki bunun sadece beta olduğunu unutmayın. Hala bir betada. Bu arada burada bir de görevlerimiz var. Aa bak, şeyi alacağım ben bugün. Nita'yı alacağım. Bak buradaki görevleri yaparsam Nita geliyor. Evet, güzel. Şimdi o zaman ne yapmam gerekiyor? 120 tane avcı yakalamam gerekiyor. Yani yaratık avlamam gerekiyor. 6 tane büyü mü kullanmam gerekiyor? 12 tane de fusion yaparsam, ki buradaki 3 görevi yapınca sadece bunu alamayacağım. Bu böyle biraz da artarak gidiyor. Yani bundan sonra bir 3 görev daha geliyor. Nita'yı alacağız. Tamam. Onu alırız. O da sıkıntı değil. Yani böyle. O zaman ne yapalım şu an? Şimdilik bu arada bir şey söyleyeceğim size. Şuradaki karakter var ya, bakın buna dokununca, buna dokunduğumuz zaman böyle hareket ediyor. Şu an ekranım biraz kararmış şekilde. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir tane buradan al diyor. Yani bir gör diyor. Yani bunu görmeden. Mesela bunu nereye koyabilirim? Aa bak, bu çok güzel. Bir dakika. Şimdi bak, buradaki abime geliyorum, tamam mı? Buradaki abime tıklıyorum. Buraya geliyorum. Ve diyor ki bak, ya buraya koyabilirsin, ya buraya koyabilirsin, ya buraya, ya da bu benim hemen kameramın altındaki yere. He bak, bu güzel. Bunu istediğim yere koyabiliyorum. O zaman ne yapalım? Tam böyle giriş yerine, yolun tam kenarına. Bu arada 200 bilet kazandım ben. Bu arada gerçekten de 200 bilet kazandım arkadaşlar. Bu nedir? Nereye gitti bu bilet bilmiyorum. 200 bilet kazandım. Aa bak, güzel oldu bu. Bu hakikaten güzel oldu bak. Tam bunun yanına bir tane daha barbar koyarım ben. Bu güzel. Bir dakika, bir dakika. Cancel yapalım şöyle. Şuraya bir tane daha. Aa barba. Aa, bir tane mi koyabiliyorum hepsinden? Evet, bir tane koyabiliyorum. O zaman sıradaki, yani Spike var. Bu Boom Beach'teki Mega Yengeç değilmiş o. Evet, bu da Mega Yengeç. Yani tabii ki bunları konuşacağız. Şimdi bir tane barbarımızı buraya yerleştirdik. Peki buraya ne yapabiliyorum ben? Ha, buraya da işte Elixir veya Coin Bank, kumbara koyacağım.
Aynı şekilde ya buraya coin bank koyacağım ya da buraya elixir koyacağım ki bu daha da genişleyecektir diye düşünüyorum. Evet, şu an baktığımız zaman bakın, buna dokunduğum zaman bu oynuyor. Bu böyle değişik değişik hareketler yapıyor. Tamam, bu kalsın. Buradaki saat acaba? Ya oyunun gizemli olacağından eminim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani Squad Busters da aynı Brawl Stars gibi gizemli olacak. Buna adım gibi eminim. Şöyle baktığımız zaman buradaki saat aynı Star Park girişindeki saat gibi. Yani oyunumuz gelirse gizemli bir oyun gelecek. Onu da söyleyeyim gizem severlere. Yani net olarak tabii ki gizemli olacak olmayacak diye bir şey söylemediler ama gizemli olacağına eminim. Bu arada burada belli bir süre içerisinde bu tam ortada bir kutu çıkıyor arkadaşlar. O kutuya bastığınız zaman çeşitli ödüller de alabiliyoruz. Burada elmaslar var. Buradaki elmaslar karşılığında pardon yanlış yere geldim. Şöyle buradaki savaşçılarıma yükseltebiliyorum. Gördüğünüz üzere ben burada barbarımı bugün ücretsiz olarak aldım onu tabii ki. Burada kostümlerimiz var. Gördüğünüz üzere Dynamike, Hipster Mike var, Red Devil var ve emoji paketleri var. Yani bunları almama gerek yok. 1200 biletim var ama buna belki daha güzel şeyler yapabilirim. Burada gördüğünüz üzere biletler ve altınları görebiliyoruz. Yani burada da böyle güzel bir şeyimiz var. Squad'da burada ne var? Şimdi arkadaşlar buradan alabileceğim karakterlerim var ama öncelikli olarak ben şunu yapmak istiyorum. Ve aynı zamanda oyunu belki oynuyorsunuz belki oynamıyorsunuz ama globale çıkarsa mutlaka oynayacaksınız. Size bir taktik vereceğim. Şimdi oyuna giriyorum, tamam mı? Oyunda nasıl hızlıca gelişilir veya dereceye girilir? Ya biraz da tabii ki oyunculuk da önemli ama o Fusion olarak başlayacağız. Doğal olarak Fusion olarak başlıyorsan ve oyun sana öneriyorsa Greg'le başlayacaksın abi. Greg'le başlamazsan bence hiçbir şansın yok derken evet. Yani çok da bir şansım olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu an Greg'in olmaması... Abi ne yaptın? El Primo. El Primo is here. Evet. El Primo da burada. Yani Brawl Stars'taki diğer savaşçılar da gelir gelmez... Pardon altınım yokmuş. Gelir gelmez bilmiyorum ama şu an Desert World'da oynuyoruz. Desert World'ü... Şurada bir büyüğümüz var. Onu bir alalım. Aa, orada Colt almış abimiz. Yani Greg olmadan zor abi. Bu Barbar'ı mutlaka almamız gerekiyor. Barbar'ın özelliği sanıyorum yanındakileri güçlendirmek miydi? Bu değildi galiba o. Diğeri miydi bilmiyorum. Bakacağız şimdi. El Primo orada yine bir uçan ulti ve şöyle buradan tamam. Böyle hızlıca başlayalım. Abi şu an Greg... Gerçi burada ağaç yok galiba. Ağaç var mı? Ağaç olmaz olur mu ya? Mutlaka vardır ağaç. Robotlarımız, ortamımız Brawl Stars ortamı. Yani temamız Brawl Stars. Ben niye kutulara gidiyorum ki böyle? Çekişler... çekiç bulmaya çalışacağım şu an ben. Çekişleri almamız gerekiyor. Böyle hadi vurun abicim şuna. İndirin indirin. Ya abicim sen de küçük küçük böyle küçük robotlar da geliyor kenardan. Tamam şuradan bir tane daha Colt alabilir miyim? Güzel. Colt aldık. Bir Colt daha alırsa ona da bir fusion yaparız. Colt'un gelmesi lazım. Ama Greg'lik hiçbir durum yok gibi görünüyor şu an bu dünyada. Yani Desert World'ü... Desert World tabii ki güzel. Oynadık. Kapalı beta'da da oynadık ama... Çöl dünyası... Ortamı biraz daha böyle bir içimiz açıyor gibi geldi bana. Bilmiyorum. Evet şuradan. Yani şu an gördüğünüz üzere hiçbir şekilde Dynamike almayacağım abi. Dynamike biraz sıkıntı ya. Ben Dynamike çok hoşuma gitmiyor. Hasarı çok az. Burada en yüksek hasarı Colt veriyor. Benim gördüğüm kadarıyla. El Primo'nun hasarı güzel. Greg ağaçlar için çok önemli. Hızlıca gidiyorum şöyle. Şunu da alın. Ben güzel gidiyorum ama yani bilmiyorum arkadaşlar. Umarım bir dahaki sefere şöyle hızlıca gitmem lazım tekrar. Çöl dünyası yerine bir dakika şunu nereden geldi? Tamam bu güzel. Ya böyle altın topluyoruz abi biz. O zaman ortaya gidelim biz yani. Biz ortaya gidelim bir tane daha şöyle kutu alalım bir dakika. Şöyle ya bir barbar daha alırsam ben içeri girerim yani. Tamam artık içeri gireceğim. Yapacak başka bir şey mi? Oy El Primo. El Primo is here. Evet. Burada bir şey gördüm ama o B için arkadaşlar. Şu. Bu arkadaşımız için B'imizin olması gerekiyor. Bu arada sarmaşıklar, Brawl Stars'taki gazlar gibi düşünün. Yandan sarmaşıkların geldiğini hissedebiliyoruz. Yani şu an 10 tane var. Yani hiç dereceye bile giremedim ama. Evet şu an herkes açılmasını bekliyor. Şöyle bakın. Dynamike'ın ultisi gibi düşünün. Hedef alıyorum, içeriye atıyorum. Gördüğünüz üzere. Yani bu şekilde atabilirsiniz. Yani büyüğü nereye atacağınıza siz de karar verebiliyorsunuz. Yine bir El Primo alalım şuraya. Böyle biraz ayakkabının dolmasını beklemek zorundayım. Bu nedir? Aa bu büyüğü ilk defa... Evet. Evet. Şöyle geldiler. Tamam 13. Yapacak bir şeyim yok. En azından ölmeyeceğim.
Çünkü çok bilinçsiz girdim abi. Baksana adamlar topladılar. Ben burayı alabilir miyim? Ortaya aldım gibi sanki. Ama bir anda gelecekler. Bir anda patladığı zaman şöyle. Bak geliyorlar. Gel abi gel. Oy şeli varmış adamda. Şeli varmış tamam. Tamam güzel. Sıkıntı yok. Şunu ya bunu sevmiyorum abi. Bunu kenara at. Bu ultiyi sevmiyorum. Ulti diyorum pardon. Büyüyü sevmiyorum. El Primo var orada. Abi onu alabilirdim belki de. Ya ben şu an hiçbir şeye karışmadan sakin sakin. Sanki bir Brawl Stars oynuyorum. Çalılara pusmuşum gibi düşünebilirsiniz ama Shelly var abi. Shelly'nin ultisi çok sıkıntılı. Adem'in gördüğünüz yani tek ulti de Brawl Stars'taki ulti gibi birden beni mahvetti. Siz de gördünüz az önce. Şimdi bu elden bir şey anlamadım ama yine dördüncü bitirdim. Hiçbir şey yapmadan dördüncü bitirdim gördüğünüz gibi. Fakat şunu anlayamadım ben. Çöl dünyasında sanki ağaçlar çıkmadı değil mi? Ağaçlar çıkmadı bilmiyorum. Çöl dünyasını kapalı beta'dan hatırlamıyorum. Çünkü kapalı beta oynayalı 2 ay geçti. Şöyle bir bakacağım. Arkadaşlar. Böyle Dizzy World karakterlerinden hiçbirisini almadım. Alırız. Sıkıntı yok. Fakat yine çöl dünyası geldi. Golem Meteor'u geldi. Ya abi Golem Meteor tamam da. O zaman çöl dünyası. Bak şimdi burada bir strateji yapacağım. Ağaç yok abi. Greg'le başlamanın da bir mantığı yok. Zaten bana Greg önermiyor. Doğal olarak çöl anladım. Çöl dünyasına girdiğim için abi Greg hiçbir zaman bana önermiyor. O yüzden ben de böyle El Primo ile başlayacağım. Yapacak bir şey yok. Biraz zor olacak. Fakat ne kadar çabuk fusion yaparsak o kadar iyi. Golem. Abi bir tane El Primo. Aa El Primo olmaz. Kaç. Aa çok fena vuruyor bu. Kaç. Tamam. Güzel. Ben bunu keserim de. Bayağı bir zorlanırım keserken. Ya bir dur ya. Küçük robot sen nereden geliyorsun ya? Oho. Ya bunlar bana saldırıyor ama ben bunları... Oo Shelly'yi aldı. Kaç. Abi ölme ihtimalim olabilir. Shelly'yi aldı çünkü. Şu an ben riskli bir iş yaptım ama tamam. Hop. Burada bir savaş çıktı. Acaba böyle bir uyanıklık yapabilir miyim dedim. Büyüğü yanlış yere attı yalnız. Ya arkadaş coin kasmam lazım ya. Evet bir meteor daha. Golem meteoru. Şunu da bir tane daha El Primo verirsen tamam. Ben bunu alırım abi. Tamam. Tamam çok güzel. Çok güzel. Ben bunu alırım da. Böyle kaç tamam oraya vur. Ya şu küçük robotlar can sıkıyor arkadaşlar. Hop. Kaç. Tamam. El Primo'ma hiç can şey yapamadı. Hayır oraya gitme tamam duvara takılacak. Güzel. Ben merak ediyorum acaba bu meteor ya muhtemelen elmas verecek ama çok güzel bir El Primo. El Primo sana kim dayanabilir be? Eski boksörlerden kim kaldı be? Çok güzelsin be. Al onu o oraya gidecek El Primo. Tamam o bizde. Rahatsız eden diyor. Lan küçük robot bir git oğlum be. Abi gözünü seveyim bir git be. İşimizi. Tamam kaç tane? Abi 8 tane verdi bence değmez be. Hakikaten. Bilmiyorum. Şurada bir tane orada da barbar var abi. Adam bize geliyor. Bak bilerek bize geliyor. Bir tane daha kolt alırsak. Hadi. Oo çok fena büyü kullandı. Ben öldüm galiba. Öldüm mü? Hayır şuradan alabilir miyim? O aldı. Abi vurunca çok yavaşlatıyor. Lan bir bırak peşimi. Al şunu. Tamam siz de yavaşlayın en azından. Evet şöyle bir yavaş. O da beni yavaşlatıyor abi. Çalılara girdim. Allah cezanı ver. Ya kimsin sen? Kimsin sen var ya gıcık oldum sana. Harbi gıcık oldum sana. İşimi bırakmıyor yapıştı ya. Bir de burada mısır patlatarak izle diyor. Yani o kadar güzel öldüm ki. Bir de mısır patlatarak izleyeyim yani burada. Biraz sinirlendim. Neyse şöyle bir görev alalım. Evet bir tamam bu görevimizi yaptık. 12 Fusion'dan 3 tanesini başardım. Bakalım ne kadar ilerleyeceğiz. 7 günün sonunda ne kadar ilerleyebileceğiz bilmiyorum ama ben oldukça iyi ilerlediğimi düşünüyorum. Yani yaklaşık bir gün olmadı yani oynayalı. Bence gayet güzel ilerledim. Daha fazla Squad Busters videosu için like atmayı, kanala ücretsiz olarak abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.